Merhabalar, ben Ahmet Sağlam. Bu programda bazılarınızın yüzeysel duyduğu, bazılarınızın ise hiç duymadığı bir konuyu yer alacağız. Tuğla fabrikasında kefensiz gömülen 138 kişiyi anlatacağız. Kırgızistan'a gidiyoruz. Tarih 1938'dir. Bu tarihte Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Josef Stalin'dir. 1938 Türkistan topraklarında sürgünlerin, ölümlerin, gözyaşının ve geceleri kurulan toplu mezarların yılıdır. Bu tarihte Kırgızistan'da büyük acılar yaşanmış ve kiremit fabrikası toplu mezar olmuştur. O tarihten sonra da Kırgız halkı acılarını hep oraya gömmüştür. Oranın ismi Atabeyittir, yani babaların mezarlığıdır. Sovyetler tarafından 1938 yılına kadar Türkistan'daki baskı ve zulüm artarak devam ettirilmiştir. Buna dur diyen Türk dünyası münevverleri ise Stalin yönetimi tarafından milliyetçi hareketlerle suçlanmış, tutuklanmış ve kurşuna dizilerek şehit edilmiştir. Peki Kırgızistan'ın şehit edilen bu aydınları kimlerdir? Modern Kırgız edebiyatının kurucularından olan Kasım Tınıstanov bunlardan birisidir ve Kırgız Latin alfabesinin de mimarıdır. Yine ilk Kırgızca alfabeyi oluşturan İşen Ali, Arabayev ve dünyaca ünlü yazar Cengiz Ayut babası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapmış olan Törekul Ayut da içinde bulunduğu 137 kişidir. Yani 137 kana dönderi, bilim insanı ve siyasetçidir. 1937 yılında Sovyetler Birliği'nin Komünist Parti Merkez Komitesi'nin resmi yayın organı olan Pravda gazetesinde iki tane yazı yayınlanır. Ve Kırgızistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin çürümüş politikaları başlığında Cengiz Ayıtmatov'un babası Törekul Ayıtmatov'un da isminin bulunduğu bazı isimler Burjuva Milliyetçiliği ve halk düşmanlığıyla suçlanır. Bu gazete Sovyetler Birliği'nde öyle bir konuma gelmiştir ki bu gazetede yayınlanan eleştiri ve suçlamalar emir kabul edilerek işten çıkarmalar veya tutuklamalar yapılmaktaydı. Bu olayda da öyle olur ve Pravda gazetesinde yayınlanan bu yazılarla toplumsal zemin hazırlanarak bölge yetkilileri harekete geçirilir. Karşı devrimli çalışma yapmak ve milliyetçilik suçlamaları ile toplu tutuklamalar başlar. Aralarında birçoğu tanınmış politikacı, bilim insanı ve yazar da olan tutuklular bulundukları hapishanelerde korkunç işkencelere maruz kalırlar. Bu toplu tutuklamalar belirli aralıklarla da devam eder. Tutuklamalardan sonra göstermelik bir mahkeme kurularak süreç içinde tutuklanan toplam 137 kişi idam cezasına çaptırılır ve kurşunlanarak katledilir. Katledilenler bugünkü ismiyle Bişkek olan başkentin yakınındaki Çongtaş'ta bir tuğla fabrikasının pişirme odasına toplu olarak gömülerek üzerleri kapatılır. Bu olaylara o zaman bölgede bekçi olarak çalışan Abıkan Kıdraliyev isminde bir aksakal tanık olur. Ama korkudan hiç kimseye bir şey söyleyemez. Fakat dönem dönem oraya giderek ölenlerin ruhu için Kur'an okuyarak dua eder. Abıkan Kıdraliyev olayları Bibi Rua isimli kızına anlatır ve Bak kızım, burada pek çok büyük alim kişi gömülü. Devir düzeldiğinde burayı açığa çıkarırsın. Sakın şimdi kimseye bir şey söyleme diye vasiyet eder. Bibüra Kıdır Aliyeva, Kırgızistan bağımsız olduktan sonra babasının vasiyetini yerine getirmek için babasından duyduklarını güvenlik komitesine yazar. Komitenin bölüm başkanı olan Bolat Abdurrahmanov ismindeki genç, beraber çalıştığı bazı arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen bu olayların arkasında bırakmaz ve Çongtaş köyünün yakınındaki bu tuğla fabrikasında kazı çalışmalarını başlatır. Kazı esnasında 138 kişinin kemikleri bulunur. Bu kemiklerin arasında Törekul Ayitmatov'un tutuklama emrinin bulunduğu 3 sayfalık bir kağıda da ulaşılır. İlginçtir ki bu kağıt çürümemiştir. Fakat kağıt hava ile temas edince bozulur. Ceset kalıntılarına ulaşılan bu kişilerin ise ellerinin arkadan bağlandığı ve yine arkadan kafalarına iki kurşun sıkılarak infaz edildiği tespit edilir. Ceset kalıntıları kimlik tespiti için adli tıp morguna kaldırılır. Yapılan arşiv taramasında ve DNA testi sonucunda bir kadın toplam 138 kişinin cesedinin dönemin aydınlarına ve kayıp kişilerine ait olduğu bulgusuna ulaşılır. Oysaki 1938 yılında idam cezasına çarptırılan kişilerine ilişkin listede 137 isim vardır. Fakat kazılarda 138 kafatası çıkartılır. Mezarda bulunan eşyalar arasında da 36 numara kadın ayakkabısı parçaları vardır ve bir kafatasının 49 yaşında bir bayana ait olduğu anlaşılır. Bu bayanın tesadüfen olayları gördüğü, bundan dolayı da öldürüldüğü düşünülmektedir. Bulunan bu cenazeler 1991 yılında Kırgızistan bağımsızlığını ilan ettiği günün harifesinde Tanrı Dağı eteklerindeki Taştebe köyü yakınlarına siyasi erkanın katılımıyla ve binlerce kişinin eşliğinde resmi cenaze töreninde deftedilir. Yazar Cengiz Ayıtmatoğlu'nun teklifi üzerinde de buraya Atabit yani babaların mezarı, ulusal tarih ve anıt kompleksi adı verilir. Buraya 2000 yılında Kırgızistan'ın ilk cumhurbaşkanı Asgari Kevin girişimiyle de bir anıt mezarı inşa edilir. Küçük yaşta babasını kaybederek büyük acılar ve baskı içinde yetişen Cengiz Ayetmoto öldüğünde babasının yanına Atabeyt'e gömülmeyi vasiyet eder. 2008 yılında hayata gözlerini yumduğunda yıllarca aradığı ama toplu mezarda bulduğu babasının yanına Atabeyt'e defnedilir. Kırgızistan'da 2010 yılındaki halk devrimi esnasında başka bir trajik olay daha yaşanır. Halk devrimi esnasında güvenlik güçleri halka ateş açar ve birçok Kırgız burada hayatını kaybeder. Bu trajik olaylar Kırgız halkında derin yaralar bırakır ve bu halk devrimde hayatını kaybedenler Atabeyt'te yani babalarının yattığı yere defnedilir. Artık Atabeyt hüznün gömüldüğü, mücadelenin ve azmin yeşerdiği yerin adıdır. Kırgızistan'a gidenlerin mutlaka görmesi gereken bir yerdir. Orası adaletin arandığı fakat insanlığın toplu olarak gömüldüğü bir anıttır. Atabeyt'te yatan Kırgız aydınları rahmet ve saygıyla anıyoruz.